seriyorum ne diye ya, var ey bahsey havatu tozaf kutam bira, var ey bahsey havatu tozaf kutam bira. Kartal Cem Evi dedemiz Mustafa Düzgün Dede aramızda. Zaten geliş amacımız bu dedemizin yaşam bulduğu ocak köy Kupi köyündeyiz. Dedemin evindeydik akşam. Dedemle birlikte bize bir cem töreni yapıldı. Dedem önce Allah hizmetinizi kabul etsin. Köyünde belki ilk bir böyle geniş kapsamlı bir cem töreni düzenlediğiniz için de Allah bunu size nasip etti. Sizin duygularınızı alabilir miyiz? Kendi köyünde, kendi insanlarınla Melek artı Kartal Cem Evi Vakfı olarak da oradaki canlarla birlikte geldim. Bu güzelliği yarattın. Söz sizde, buyurun. Buradaki bir amacım şuydu. Kendi köyümde bir cem yapmak. Ama cem evi dedeli yaptım. Kartal'daki cem var, canları da buraya taşımaktı. Tunceli turu, Baba Mansur turu bizim için bir vesile oldu. Biz buraya geldik. Gerçekten ben 40 ili aşkındı burada cem yapıldığını görmedim. Ama sağ olsun bu ceme katılan komşularım, bunların çoğu amca çocuklarıyız biz, akrabayız. Hiç yabancı yok bu köyde. Bu köyün hepsi Seyitler köyüdür. Hem onlarla hem de Kartal Cem Evi'nden İstanbul'un başka köşelerine buraya kadar bizimle beraber gelen canlarla birlikte bir cem olduk. Cem olurken tabii insanlar duygulanır. Yani ben şahsen kendim duygulanırım. Niye? Kendi memleketimde, kendi köyümde, kendi ocağımda. Yani burası Sevgili Hüseyin, Hüseyin Mustafa Yağcı, Selva Sekose diye 3 tane kardeşin köyü burası. Bunlar Baba Mazur'un birçok evladı vardı. Baba Mazur'un birçok evladında herkese pirlik verilmemişti. Sadece şu köyde Baba Mansur evlatlarına Selva Sekose, Selva Mustafa Yağcı, Selva Sekose'ye pirlik verilmişti. Baba Mansur'un birçok evladı vardı diyorum başka köylerde. Ama onlar Baba Mansur evladıdır ama pirlik makamı verilmemişti. Onlar gene evlattır. İrşat kapısı bu üç evlattandır. Bir de bizim başımız Mokun diye bağlı. Baba Mansur'un başında bulunan, o ocağın başında bulunan zatların bizim başımız da oraya bağlı. Onlar bize pirdir. Biz de aleme mürşidiz. Şimdi burada benim teyzem var. Teyzem herhalde 80'in çok aşkındır. Çok canındır. İsef, Allah razı olsun. İsef teyze. Allah keder vermesin. Bizim burası ve bu köyün de kızı. Yani bu köyden doğmuş, büyümüş ve buraya da gelin almış. 80 küsür yıldır bu köyde yaşayan bir ablamız. Ama ablamda şu vardı, ablam gerçekten de bak biz uzaktan geldik, bize gönül kapısını açtı herkes. Benim amca çocukları da, teyzem de, bütün komşular. Evet. Allah razı olsun, bize gönül kapılarını açtı. Tek tek misafir ettiler. Bugün 45 kişiyi bir gecede misafir etmek her memlekete her insana nasip olmaz. Hem de bunlar candan ve gönülden yaptılar. Allah razı olsun. Gelen dostlarımıza da Allah razı olsun. Katılan dostlarımıza da Allah razı olsun. Katılmayan köylerimize de Allah razı olsun. Biz herkesle Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ettik. İyilik insanların gönlündedir. Kötülük de insanların gönlündedir. İki türlü şey var insanın gönlünde. Bir rahmani hal var. Bir de şeytani hal vardır. Rahmani hali olanlar bizimle bu akşam birleştiler. Şeytani hali olanlar da gelmediler. O da onların kendi nefisleridir. Kendi nefisleri demek ki daha sahip olamamışlar. Yenememişler nefislerini. Onun için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buraya gelen dostlarımıza, bizim ağırlayan akrabalarımıza da hepsine Allah hizmetlerini kabul etsin. Baba Mansur cümlesine yardımcısı olsun. Şu teyzemizin de burada doğumundan bugüne dek emek veren bir teyzemiz evet, burada gönül kapısını açtı. Ocak çok kapısını açtı. Sen ne diyorsun? Çok sevindim. Adınız ne teyze? Çok gülündüm. Allah keder versin. Kim? İsmi ne adı? Gelen konuklarından razı mısın? Ben kardeşime çok sevindim. Hakkını helal ediyor musun? Helal olsun. Hoş olsun. Allah yardımcı olsun. Sağ olun. Canlar biz bu çekimi resimden esintiler programı
Ali kardeşimizin adına yaptık. Biz buradan bu değerli kardeşimize ve ayrıyetten Yol TV'ye de teşekkür ediyoruz. İyi ki vardır. Her dağda, her köyde, geleneğimizde, görenimizde gerçekten bizimle birliktedir Yol TV. Biz burada emek veren canlarımıza da bu köyler adına, bu evliyalar diyarında kucak dolusu sevgi saygımızı iletiyoruz. Rızıklar bol, sağlıklar yerinde olsun diyoruz. Dede Mustafa Düzgün Dede'ye de Allah yardımcısı olsun. Allah Allah. Sayın yardımcısı Mustafa olsun diyoruz. Sende de Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Mustafa Bey bize yardımcı oldu akşam çekimlerde. Mustafa Bor Yayınları diye internet sitesinde yazısı vardır kendileri de. Mustafa Bor Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bizimle buraya kadar geldi. Bu hizmette bulundu. Sağ olun. Teşekkür ettik. Olun. Sağ olun. Var olun. Evet canlar. Yine Küpük Köyü'ndeyiz. Küpük Köyü'ne dün yani 21 Temmuz 2012 Kartal Cemevi olarak buraya geldik. Bu köye geldik. Dün akşam canlarımızın birlikte gönül birliği yaparak bir cem töreni yaptılar. Bu cem töreninde gerçekten sesiyle, duygusuyla, bağlamasıyla güzel duygu katan değerli bir kardeşimiz Kartal Cem Evi Zakiri, aynı zamanda bağlama hocası Hakkı Şimşek yanımızda. Önce dün akşamki hizmetinden dolayı Allah katında kabul görsün diyoruz. Ve ne diyorsun? Bu köye galiba ilk geldin, bu canlarla ilk karşılaştın. Duygularınızı alabilir miyiz? Ben öncelikle sizin emeğinize teşekkür ediyorum Sayın Mustafa Hocam. Dedem, hangi arabaya biniyorsun? Dedemin köyüne buraya ilk olarak geliyorum ama Muhumdu'ya daha önce gelmiştim. İbadete gelince çok duygulu bir ibadet oldu benim için. Muhumdu babaya gelmek her zaman dileğimdi ve geldik. Allah kabul etsin. Ben bu teyzeyi de çekiyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Allah herkesin emeğini boşa götürmesin diyorum. Sizin de emeğinize sağlık. Dedemize teşekkür ediyoruz. Mete Hizam.